Çi operatörünün dalgınlığı Ankara Sincan'da yaşayan İsa Büyük Kuzu Kıran'ı az kalsın canından edecekti. Yatak odasının duvarı yıkılan talihsiz adam kötü haberi hiç vakit kaybetmeden ev sahibine verdi. Ayşe abla kolay gelsin, senin de bilgin olsun abla. Bu yan taraftaki şeyi yıkarken bizim yatak odamızı da yıktılar. Ben ölümden döndüm abla. Yatak odasının duvarında kocaman bir delik açıldı. Moloz yığın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ölümden dönen adam başına gelenleri ev sahibine böyle anlattı. Şurada yatıyordum. İnan ölümden döndüm. Çık bir gel bir bak. Adam yaptıracağım falan diyorlar. İstersen sen de bir gel bir gör. İki gün önce Sincan'da bir binada kentsel dönüşüm çalışması vardı. Kepçe operatörü yıkım sırasında yan binaya da zarar verdi. O anlarda İsa Büyük Kuzu Kıran yatağındaydı. Baba ben bu suyu içeyim geleyim dedi. Tam şu köşeden çıktı. Duvar üstümüze geldi. Duvarı gördüm. Kendimi gardırobuyla yatağın arasına attım. Büyük Kuzu Kıran yıkılan duvarın altında kalmaktan son anda kurtuldu. İlk şoku atlatır atlatmaz kötü haberi ev sahibine verdi. Ayşe abla kolay gelsin. Bu yan taraftaki şeyi yıkarken bizim yatak odamızı da yıktılar. Ölümden bir saniyede döndüm. Bir saniye. Kızım tam burada yatıyordu ya. Yani su içmeye kalkmasaydı biz bitirdik. Müteahhit özür dileyerek bütün masrafları karşılayacağını açıkladı. Duvar da yeniden örüldü. Mobilyaların paramparça. Kalktım da komple dışarıyı gördüm.